Pasaportsuz sığınmacılar parmak izinden kaçamayacaklar. Pasaportunu yırtan sığınmacılar sınır dışı edilemiyordu. İçişleri Bakanı Soylu parmak tanıma sistemiyle kimlikleri tespit edilerek ülkelerine gönderilecekler dedi. Evet. Pasaportu olmayan Şimdi sığınmacılar için. her zaman söylüyoruz ya, iletişim çağında yaşıyoruz. Girerken bunlar bir yerlere parmak basıyorlar. Evet. O belli. Şimdi adam Türkiye'ye geldi ya, pasaportunu yırtıyor 3 aylıktı. Ulan yırtalım, Evet. atalım pasaport, zaten kafayı kekelleyi buraya attık. Ama polis sürekli, bilhassa bu son 10-15 gündür şey var, operasyonlar var. Bunları topluyorlar. Bir şekilde parmak izlerine bakıyorlar, tutuyor ama adamın elinde şey yok. Ne diyorsunuz? Pasaport yok. Pasaport yok. Kardeşim Evet. sen geldin, pasaportu yırttın ama bak parmak işaretim burada, Hı giriş hı. tarihin belli. Güle güle efendim. Aynen. Sevgiyle gönderiyorlar. Sevgiyle, Göz hayat açıklık haberi. yok. Yani öyle hem pasaportun olmayacak, şeyin olacak, başıboş falan olmaz. Burası bir hukuk devleti yani. Sen bu şekilde yaşayamazsın. Seni nasıl tespit edecekler? Aynen Nasıl takip öyle. edecekler? Bu şekilde bir önlem var. Bence çok güzel, hoş, iyi bir yerden yakalamışlar. Kesinlikle. Olacak, parmak izi varsa seni tespit ettiklerinde ülkeden gönderecekler. Keza şey de yaparsan, bir olaya karıştın, adli olaya karıştın, bir vakaya karıştın, güle güle diyecekler, seni gönderecekler efendim. Ya uslu duracaksın, memleketin kanunlarına, anayasasına dikkat edeceksin, suç işlemeyeceksin. İşlediğin zaman, hele hele böyle pasaportunu yırtmışsın, efendime söyleyeyim başı boş gelmişsin, kaçak girmişsin. Vallahi bir akşam tutmazlar burada. Operasyonlar var, ben gözlerimle gördüm, bilhassa Beyoğlu'nda. Yüzlerce polis o sokaklarda, o şeylerde sürekli tarıyorlar. Yani bir gün geçip ertesi sürekli ama. Sürekli orada bir sirkülasyon Evet. var, operasyon var gizli el altında. Kimseyi de ürkütmeden, korkutmadan bu operasyonlar devam ediyor efendim. Evet.